Hocam haritamız hazır. İsterseniz o konuya da geçelim. Bir operasyon var. Türkiye bunu konuşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başladığı bir operasyon. Durum nedir Mesut Hocam? Bize bunu ayrıntılarıyla anlatırsanız. Haritamız da hazır. Sopamız da hazır. Sopamız da hazır. Sopasız askerlik olmaz hocam, biliyorsunuz. O Gaffar'ın sopası diyorlar ama pardon. Benimki de burada. Benimki. Hocamın telefonu düştü. Bizimkisi aman hocam dikkat et, benim şey çok önemli. Telefonunuzu paralar çok kıymetli. Siz gelmiyor musunuz? Hocam siz daha güzel anlatıyorsunuz. Kafanızı karıştırmayayım orada. Şimdi Sayın Bakan izah ettiler. Burada planlı bir tatbik şey var, operasyon var. Adı da pençe ve pençe kilit. Efendime söyleyeyim. Pençe kilit. Tabii buradaki iki istikrarsızlık var. Bunlardan bir tanesi sebep ve sonuç. Asıl sebep tarihten geliyor. Neden? Demin bahsettiğim gibi bu topraklar kimindi? Osmanlı İmparatorluğu'nun, öyle mi? Suriye ve Irak mandater devletti. Osmanlı'nın tasfiyesinden sonra. Ve kavga nerede oldu? Musul'da Kerkük meselesinde oldu. Öyle mi? Sınır Irak'ta çizilemedi. 1926'ya kadar sınır çizilemedi ve nihayetinde İngilizler, biliyorsunuz, isyanları çıkardılar ve Türkiye mecbur kaldı bu sınırı çizmeye. Bu sınır, dikkat ederseniz, dağlık bölgeden geçen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şekilde Musul Kerkük'e intikal etmemesi için çizilen bir sınırdır. Bilerek oradan geçiriliyor değil mi hocam? Tabii o dağlık bölgede? Yani 3500-4000 metrelik dağlık ve ya, geçit dağlık vermeyen da yetmez. Arazi. Yani böyle geliyor sizlere. Hocam ve dağlık da yetmez. Budur. Bakın oralarda helikopterlerle uçtuk. Bir saat süreyle helikopterin inmek isteyebileceği bir alan yok. Dağlar o kadar sivri. Evet. Aşağıda şey yok. Genişlik yok. Paletlerin çarpmasını önleyecek. Şimdi kadar. Meselenin hukuki boyutuna gelince, sınır güvenliği diyor Sayın Bakan, hudut güvenliğini sağlamak ve planlı hedefler ele geçirerek teröristlerin etkisi hale getirilmesi. Şimdi buradaki hadise, üçüncü hadise, Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı. Nedir meşru müdafaa hakkı? Bildiğiniz üzere burada PKK'nın yerleştiği kamplar vardı. Yani PKK iki yerde, bir biliyorsunuz Suriye ve Lübnan ve Irak'ta. Bu da partinin kendi içerisindeki coğrafyadan faydalanma politikasına göre buraya da konuşlandı. Ve zaman zaman ne yapıyorlardı? Buradan sınırı geçip vatandaşlarımızı öldürüp tekrar kaçıyorlardı. Ve daha sonra bu tatbikat değiştirildi ve bütün bu bölgeye Türk karakolları yerleştirildi. Bir defa ileri karakollarımız burada alarm durumunda. İkinci husus, buradaki operasyon yapılmadan evvel Türkiye Merkezi Irak yönetimiyle ve Kürdistan bölgesindeki işte Kürt yönetimiyle de zaten 15 Nisan'da Mesrur Barzani ile Sayın Cumhurbaşkanı görüştü. Bir, buradaki yapılan harekat Irak'ın toprak bütününe mütalik onlara karşı bir saldırı harekatı değildir. İki, meşru müdafaa harekatıdır. Çünkü neden? Her devlet terör eylemlerine karşı kendini ve vatandaşlığını, egemenliğini korumak zorundadır. Üçüncü husus şu. Burada Irak devleti ve Suriye devleti, buraya da geleceğim. Devletlerin sınır güvenliği karşılıklı ülkelerle olur. Nasıl yani? Irak devleti bunu koruyamıyor ki. Suriye de koruyamıyor. O zaman Türkiye tek taraflı yapacak ve o zamanki dönemde Türkiye'nin yapmış olduğu 10 kilometre ve sonradan 40'a kadar sıcak takip hakkını kullanmıştır o zaman Türkiye. Bugünkü operasyonda ise uçar birlik harekatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir şekilde uçar birliğe tabi olan F-16 uçakları, atak helikopterleri ve SİHA'larla ve yerde mutlaka komandolarımızla özel birliklerimiz ve Milli İstihbarat'ın aslan yürekli evlatları bu harekatı yürütmektedir ve devam etmektedir. Şimdi burada bir husus daha var. Ukrayna Savaşı'nda bugün Sayın İbrahim Kalın Amerikalı şeyle görüşmesinde şu açıklamayı yaptı. Amerika ile gelin yeniden bir masaya oturalım. Yani Amerika Türkiye olmadan Rusya ile baş edemeyeceğini gördüğü için Ukrayna meselesinde. Bir şekilde de burada Kandil'den rahatsız olduğu için buradaki operasyona sesini çıkarmıyor. Ancak burada bak bakalım, buradan Sincar bölgesinden geçiş yapıyorlar. Burada 40 bin tır silah duruyor ve burada bizim başımıza patlamaya hazır bir bomba var. Ama Türkiye burayı da etkisiz hale getirmek için sadece terörist eylemlerin kapasitesini yok etmek ve PKK kamplarını burada Haftar'ın, Metin Azap ve Havaşin'le beraber
Ha diyeceksiniz ki hocam Hakurk ve Kandil var ve burada Mahmur kampı var. Burada da kalleş bir oyun var. Nedir o? PKK'nın insan kaynağı buradan geliyor ve şemsiyesinde de kim var? Birleşmiş Milletler, bunlar mülteci kampı ve garibandır. Halbuki burada yetiştirip PKK eline silahları verir, zorla çocuk savaşçıları bizim karşımıza dikiyor. Peki sadece bu mu? Bakın şöyle söyleyeyim. Daha geçen ay çok önemli bir harekat daha yapıldı. Hatırlayacaksınız. Kış Kartalı Harekatı'nda Kahraman Hava Kuvvetleri 60 değerli 80 hedefi vurdu. Burada hem AVAKS uçaklarımız hem Diyarbakır'a bağlı 81 ve 82 numaralı filolar burada görev yaptığı gibi diğer birliklerden de katıldılar. Ve buradaki hedefler vuruldu. Şimdi stratejik ve askeri açıdan bakıldığında bir, PKK'nın elindeki, Sayın Bakan'ın dediği gibi içerideki sükun dışarıya da yansıtılmış ve PKK'nın Irak halkını, buradaki Kürtlere, Yezidilere yapmış olduğu zulmün de önüne geçilmiş. Ayrıca baharda kalkıp vatandaşlarımızı öldürmemesi için onların lojistik merkezleri, karargahları, ama discriminate targeting dediğimiz, yani Amerika gibi gelip de tayyareler halı bombardımanıyla kuzuları, çocukları, gelinleri vurmuyor. Sayıyı verdi Sayın Bakan, 19 kişi diyor. Kimse terörist, onlar zaten önceden Milli İstihbarat ve SİHA'larımız tarafından tespit edilmiş. Bugün daha az önce geldi, bir tanesini Suriye'de vurdu MİT. Demek oluyor ki burada sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine silah çeken teröristlere karşı bu eylemdir. Diğer şey şudur, inisiyatif şu anda Türk ordusunda. Yani ne demek? Moral motivasyonu zaten insan kaynağı Türkiye'de kesilmiş durumda. Bu harekatların yapılmadığını varsayalım. Bazıları onu söylüyorlar. Niye yapıyorsunuz? Ya kardeşim, gelecek o zaman benim Şırnak'taki insanımı öldürecek. Ankara'da bomba patlatacak. O zaman ben bunlara şey vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Daha dün miydi? Geçen hafta Milli İstihbarat gördüğünüz gibi Suriye'den 4 tane 5 tane yeraltı kanalını buldu. Tünellerde Antep'ten geçiş yaparken yakalandılar. Dolayısıyla devletin hududu namustur ve bu namusu korumak için bu kahraman askerler gecenin bu saatinde o soğuk dağlarda Türk milletinin, Kürt milletinin hepsinin, oradaki Yezidi Hristiyanların da özgürlük ve kardeşliği için, barış için de PKK denen keneden, PKK denen vebadan bir temizlik harekatıdır. Benim gördüğüm bu. Çok teşekkür ederim hocam. Çok Allah net hepsine bize razı olsun. Ordumuza, o askerlerimizden ya ve komutanlarından, annelerinden de en İyi. Güzeli de hepsi de üstlerine pilotlar sağ salim dönmüştür. Çok sağ olun hocam. Biz de başarılar diliyoruz askerlerimize. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu operasyon hocam anlattı ayrıntılarını. Askeri açıdan, stratejik açıdan önemini anlattı ama tabii işin bir siyasi boyutu daha var diye düşünüyorum ben. Yani şöyle bir boyutu var. Son dönemde özellikle Biden'ın ilk konuşmasına atıf yapacağım ama önce şunu söyleyeceğim. Şimdi o bölgede enteresan bir gelişme var. PKK, KDP'ye yönelik, yani bölgesel Kürt yönetimini yıkmaya yönelik bir operasyon başlatacak. Barzanilere. Önümüzdeki süreçte, yani 21 Nevroz'da bunu Cemil Bayık açıkladı. Hı hı. Yani çok önemli. Bir saldırı. Zaten şu ana kadar çatışmalarda çok sayıda karşılıklı öldürmeler de var. En son bir suikastede önemli bir güvenlik amirini, Kürdistan'ın amirini öldürdüler. PKK'lılar öldürdü. Orada ciddi bir çatışma var. Çünkü şöyle bir hesap yapıyor PKK. Irak bölgesel yönetimi, Kürt bölgesel yönetimi Türkiye ile geçmişten kıyaslanmayacak kadar daha iyi ilişki kurmaya başladı. Bu ABD'yi de rahatsız etti. Aslında biraz da İran'ı da rahatsız etti. Erbil'eki yönelik füze saldırısının da bununla alakalı olduğu söyleniyor. Yani Türkiye ile yakınlaşma üzerinden çok dediğin gibi bu önemli bir tartışma. Böyle bir boyutu var. Yani o yüzden bu operasyon diğerlerinden daha farklı. Daha bölgesel, kalıcı ve bölgede terörü temizlemeye yönelik. Çünkü bunun bir arka planında ABD, Biden'da, Biden'ın konuşmasını hatırlarsanız orada sadece Akdeniz'e atfetmemişti. Yani muhalefet Erdoğan'ı yıksınlar diyor ama aynı zamanda Kürt gruplara da destek vermemiz gerekiyor. Tabii diyor. PKK, oradan da bir hareket geliştirilmeli. Şimdi bu da yaz da geldiğine göre elleri güçlenecek. Türkiye bu görüş katılıyorum. Önlem alan, önleyici terör tedbiri anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Hem bölgesel yönetime destek vermek, çünkü bölgesel yönetime ciddi bir PKK'ya karşı mücadele başlattı. Çünkü PKK son günlerde, son bir aydır ihanet, hainlik falan diye KDP'ye inanılmaz yükleniyor. Tarihsel olarak da sorunları var, hep çatıştılar. Zaten var ama şu ana kadar bu kadar net açığa çıkmış, ihanetle suçlanmamıştı. Bu arada bugün Sinjar'da Irak merkezi hükümetiyle
PKK arasında çatışmalar olduğu bilgisi geldi. Teyit edilmedi ama Sincar'da böyle bir bilgi de geldi. Yani bölgesel yönetimle değil de doğrudan şeyle de yani Bağdat yönetiminin askerleriyle de aralarında çatışmalar oldu. Bu kez artık kalıcı olacak mı bu operasyon acaba? Hep oluyor bu bölgeye operasyon. Artık bu daha kalıcı sonuçlar verecek bir şey mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi nasıl Sayın Bakan'ın ifade ettiği bu harekat birinci dediğine göre bunun devamı olacak. Ha tabii burada demin söylediğim Kış Kartalı bir hava harekatıydı. Bu Kandil'de veya işte diğer kamplara karşı olacak mı? Şimdi burada bir uçar birlik harekatı yapılıyor. Hem topçu birliklerimiz, hem hava kuvvetlerimiz, hem de hava kuvvetlerini destekleyen, yakın hava desteği veren çok önemli bu atak helikopterleriyle ve uçar birlikte Skorsky helikopterleriyle hem komandolarımız hem Kırmızı Bereliler bölgeye gidiyor ve Milli İstihbaratın da Barzani ve oradaki yerel halkla beraber işbirliği var. Yani halk bıktı abim bu 30 senedir PKK'nın kenesinden. Evet. Dolayısıyla burada hem birincisi kalıcı üslerimizin güçlendirilmesi hem de tekrar bize karşı bir baskın önceliğini alacak bir stratejik üstünlüktür. Ve bu üstünlük motivasyon üstünlüğü askeriye geçmiştir. Dolayısıyla hem bir defa 7-24 gözetleniyorlar, kafalarını kaldıramıyor PKK'lılar. Kaldırdığı anda siyah kafasına biniyor. Eskisi gibi voleybol falan oynamıyorlar yani o kampların açık alanlarında. Meşhur görüntüler vardı ya. Havalar ısındı oynasınlar da göreyim ben onları. Çıksınlar diyorsun. Şimdi başka şey oynatacaklar onlara. Ama şu var. Er veya geç buradan teröre destek veren emperyalizmi biz yeneceğiz bir. İkincisi benim görüşüm şu. Bu coğrafyadan Rus da gidecek, Amerikalı da gidecek. Burada biz tıpkı eski zamanda olduğu gibi Türküyle, Kürdüyle hepsi beraber yaşayacağız. Başka çaremiz yok. Bu coğrafya bizim. Mezopotamya bizim. Ha buradan İsrail'e de bir şekilde yollama yapmak istiyorum. O da aklını başına toplasın. Burada Türkiye'nin önceliklerini iyi görsün. Ve Türkiye'de tam bu yakınlaşma esnasında kalkıp da Filistin'e cami basmak delikanlılık değil. Her Ramazan'da bu oluyor değil mi bu? Ya bu dedik ki her ülkede manyak var, her yerde var abi. Bir o yerde var işte İsrail devlet içinde de o kavganın yansıması var. Var tabii. Koalisyon var çok orada da. Çok ciddi bir şekilde var. Yani radikal adam her yerde var. İsrail'in nüfusunun %15'ini oluşturan İsrail devletini reddeden dini inanç var. Hasidiklerin uçuyor. Oradan doğru. Ya bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de açıklama yaptı. Onlar mesela sert olanlar biraz Filistinlerle birlikte yaşamayı da savunanlardır da. Cumartesi, devletin pazar içerisinde bölgesel barışın oluşmasını engellemek isteyen bir güç var. Tabii şimdi biz İsrail'le yakınlaşacağız. Tam onu bozmak istiyorlar. Bozmak bu sabotaj. Başka bir şey değil. İsrail'in de her konuda çok akıllı davrandığını söyleyemeyiz. Mesela Mavi Marmara Operasyonu'nda ben bir mektup çıkarıp sağa sola göndermiştim. İsrail'de adını unuttum. Ari'ydi galiba. Çok Türk dostu bir büyükelçi vardı geçmişte. Orada güzel cemiyetler falan kurmuştu. Bana dedi Bülent dedi bu Mavi Marmara komisyonuna sen katılsaydın işimiz bitikmiş meğerse dedi. Şunu yazmıştım ben. Mavi Marmara Operasyonu'nun İsrail tarafından Tel Aviv'de katledilmek üzere hazırlandığının iddiasını ispat ettim. Dedim ki bir ispattı. Neden? İsrail gibi Mossad ve diğer imkanlarıyla dünyaya örnek olmuş harekatlar organize eden bir ülkenin bir el bombasıyla, bacadan atılacak bir el bombasıyla durdurulabilecek bir gemiyi ya da Zodiac botlarla arkadan yanaşıp pervanesine halat atınca durdurulabilecek bir gemiyi silahlı, teçhizatlı, helikopterle asker indirmek, öldürme kastini gösteriyor. Elbette. Doğrudan doğruya. Bunun başka bir aşırı anlamı yok. Kuvvet kullanma. Her zaman çok bunlarda. Ama geriye geldim ben. Dolayısıyla dedim ben İsrail vatandaşlarına hitap ediyorum. Sizi seven birisi olarak. Bu operasyonda dedim İsrail hükümeti Yahudi aklına hakaret etmiştir. Her zaman rasyonel kararlar alan bir devlet değil. Değil mi? Çok net. Ha.